Yusuf Kaplan, Kudüs özgürleşmeden özgürüm deme. İsrail doğdu, insanlık öldü demişti Hollywood'un parlak yıldızlarından ünlü metodist oyuncu Dustin Hoffman. Hakikati söylemiş ve de çok iyi özetlemişti. Terör devleti İsrail ilk mabedimizi kapatıyor. Mazlum kadınlarımıza, masum çocuklarımıza saldırıyor. Sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların izzetiyle ve haysiyetiyle oynuyor. Müslümanlar bir şey yapamıyor, seyrediyor. Dünya bir şey yapamıyor, seyrediyor. Zillet halidir bu. Bu zilletle yaşanmaz. Sessiz kalamayız. Bugün bütün Türkiye olarak Kudüs için Beyazıt'tayız. 50 yıl sonra ilk kez secdeye. Duramadı Aksa. Kudüs işgal altında. Mescid-i Aksa saldırıya uğruyor her gün her gece. 50 yıl sonra ilk kez secdeye duramadı Aksa. Önce ezan susturuldu, ardından Mescid-i Aksa'ya saldırılar yapıldı. Ard arda gece gündüz demeden, çocuk kadın ayırt etmeden. Köpeklerle saldırdı İsrail'in aşağılık askerleri körpe çocuklara köpeklerle. Çok şımardı bu İsrail, çok fütursuzlaştı. İslam dünyası iki asırdır köle. İsrail de fütursuzlaşır, batılı emperyalistler de barbarlaşır ve her tür vahşete imza atar İslam dünyasında. Bunu kolaylıkla yaparlar artık. Çünkü İslam dünyası diye bir yer yok. Bunu zihnimize iyi kazımamız gerekiyor önce. İslam dünyası iki asırdır köle. İki asır önce bağımsızlığını yitirdi, batılıların uydusuna dönüştü. Sonra paramparça edildi, canlı cenazeye dönüştürüldü. Yaşayan bir ölü artık İslam dünyası. İslam dünyası diye bir yer yok o yüzden. İslam dünyasını İslam şekillendirmiyor. Sömürgeci emperyalistler şekillendiriyor. 2 asırdır. Sınırlarını sömürgeci emperyalistler çiziyor. Sorunlarını sömürgeci emperyalistler belirliyor. Sömürgeci emperyalistler nereye sürüklerlerse oraya sürükleniyor. İsrail'in cehennem senaryosu. İslam dünyasının bu perişan halini çok iyi biliyor ve cehennem senaryosu olarak nitelendirebilecek bütün bölgeyi tas tamam cehenneme çevirecek ürpertici saldırılara hazırlanıyor İsrail. İran'ın, Mısır'ın, Türkiye'nin ve Suudi Arabistan'ın birbirlerine girmelerine yol açabilecek kadar iğrenç şeytanca bir cehennem senaryosu bu. Ortada bir devlet yok. Cinayet şebekesi var. Tarih boyunca hep böyle yaptılar. Sonuç ne? Cehennem ve sürgün üstüne sürgün. İsrail, Kudüs üzerinden, Münhasıran'da Mescid-i Aksa üzerinden bütün İslam dünyasını provoka ediyor. Müslümanların dağınıklığını bir araya gelemeyecek kadar paramparça olduğunu görüyor ve ateşle oynuyor. Hem Müslümanların psikolojisini çökertiyor hem de asıl emellerine ulaşmasını sağlayacak büyük saldırılara hazırlanıyor. İsrail'in barbar eylemlerini, ürpertici emellerini yalnızca biz boşa çıkarabiliriz. Dün olduğu gibi yarın da. Az kaldı diyorum burada. Dünya barışı Kudüs Müslümanların idaresinde olduğu zaman sağlanır. Evet Kudüs işgal altında. O yüzden kan da gözyaşı da katliam da dinmek bilmiyor. İyi de Kudüs işgal altında da Mekke, Medine ne durumda peki? Güvende mi? Pek sayılmaz. Payitaht İstanbul düştü, aynı yıllarda, aynı zaman diliminde Kudüs de elimizden gitti. Mekke'nin, Medine'nin güvenliği tehlikeye girdi. Mekke'yi, Medine'yi ve Kudüs'ü yalnızca biz koruduk. Yaklaşık bin yıla yakın Selçuklu Eyyubi ve Osmanlı çocukları olarak biz kol kanat gerdik Mekke'ye, Medine'ye ve Kudüs'e. Ve dünyaya bu üç kurucu şehirden süt emerek farklı dinlerin mensuplarının sulh ve selamet içinde, hakkaniyet ve adalet nizamı çerçevesinde bir arada yaşayabildikleri tek evrensel medeniyet tecrübesini biz armağan ettik insanlığa. Şu artık tarihi bir gerçektir. Kudüs ne zaman Müslümanların idaresinde olmuşsa ancak o zaman gün yüzü görebilmiş, sulh içinde yaşayabilmiştir. Kudüs ne zaman Müslümanların elinden çıkmışsa herkes için cehenneme dönüşü vermiştir. Bugün de bir asırdır bu hakikatin doğrulanmasına tanıklık ediyor bütün dünya. Şu tartışılmaz bir gerçek artık. Sadece Filistin'de, Arap dünyasında, hatta İslam dünyasında değil, bütün dünyada barış Kudüs yeniden Müslümanların idaresine geçtiği zaman sağlanabilir. Küresel Kudüs intifadasına doğru. Bu arada İsrail'i güçlü protesto Türkiye'nin elini güçlendirir. İslam dünyasının da yeni bir şuurla ayağa kalkmasına imkan tanır. Öyle anlaşılıyor ki üzerine ölü toprağa serpilmiş gibi büyük bir hüzne gömülen İslam dünyasını Kudüs'ün yanan çilekeş yüreği birleştirecek, ümmet şuurunu Kudüs'ün yangın yerine dönen yüreği yeşertecek. O yüzden bütün İslam dünyası, bütün coğrafyalardaki Müslümanlar kapsamlı bir uluslararası Kudüs zirvesi düzenlemeli, derhal ve ortak ses vermeli, İsrail'in planlarını boşa çıkarmalı. İslam dünyası perişan olsa da, zor durumda olsa da, Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da yaşananlar çok büyük bir infial oluşturmaya yetti. Enerji birikti ve bu enerji patlayacak. O yüzden sadece Kudüs'te, sadece Filistin'de değil, bütün dünyada bir Kudüs intifadası başlamalı. Kitleler sokaklara dökülmeli. İsrail'i, İsrail'in kölesi gibi hareket eden yöneticileri protesto etmeli. Kudüs özgürleşmeden özgürüm deme. Mesele şu, Mekke iddiamız, Medine davamız, Kudüs bitmeyen duamız, İstanbul son durağımız, son sığınağımız, koruyucu kalkanımız. İstanbul düşünce tarihin akışı değişti. İslam medeniyeti tarih yapan bir aktör olarak tarihten çekirde fiilen. İstanbul düşünce Kudüs'te düştü. İstanbul Kudüs'ündür, Kudüs İstanbul'un. Şam ve Bosna, Üsküp ve Kudüs emanettir bize. Emanetine sahip çık Türkiye. Ve unutma, Kudüs düşerse Mekke düşer, Medine düşer, İstanbul düşer, biz düşeriz. İşte o zaman bütün umutlar suya düşer. Kudüs özgürleşmeden özgürüm deme boşuna. Kudüs onurumuzdur diyoruz. Elbette öyle. Öyleyse onurunu çiğnetme. Yusuf Kaplan